Başlamıştır. Katılmak isteyenler buyursun. Bugün ne yapacağız? Bugün canlı yayınımızda rulo pasta yapacağız kızlar. Bu rulo pasta benim daha çok önceden öğrendiğim bir tarif. Birebir ölçülü olarak sizlere vereceğim. Malzemelerimi hazırladım. Her şeyimi hazırladım. Başlayacağız. Muzlu yapacağım. Kakaolu muzlu yapacağım. Ama eski yöntemle bakın ölçüler nasıl birebir göreceksiniz zaten. Hemen başlıyorum. Yumurtalarım hazır. Rulo pastanın ilk önce açıklamasını yapalım. Malzeme listesini hamur için. 3 tane yumurta kullanacağız. Şekerimiz, unumuz, kabartma tozu ve vanilyamız var. Bir çimdik de tuz kullanacağız hamur için. Yağ falan kullanmıyoruz. Yağsız oluyor bu rulo pasta. Çok da güzel oluyor. Ölçüler de birebirdir. Hiç merak etmeyin. Hiç yapmayı bilmeyen dahi bu tarifi yapabilir. Hadi hemen başlayalım. Kabımı aldım. Gördüğünüz gibi şu kabın içinde yapacağım. 3 tane dediğim gibi yumurtadan hamurumuzu 3 yumurtadan hazırlayacağız. Rulo pastanın hamurunu. Şöyle her şeyi canlı canlı yapacağım. İnşallah bir aksilik olmadan devam ederiz. Yumurtaları kabımın içine kırıyorum. Çok kolay. Tabii pasta deyip geçmeyin. Pastayı yapmak da çok önemli aslında. Ben çok fazla pasta tarifi vermiyorum sizlere. Genelde hamur işlerini çok fazla yapıyorum. Pasta da şöyle bir canım istedi. Bu pastada çok uzun zamandır yapmadım. Şöyle bir yapayım dedim ya. Canım istedi. Bayağıdır da yapmadı. Kış geçti neredeyse ben bu pastayı yapmadım. Dediğim gibi hemen başlıyorum. 3 tane yumurtayı kabımın içine kırdım kızlar. Ölçülere dikkatli bakın. Birebirdir aynısını uygulayın. Şekerim burada. Şimdi 3 yumurtaya 3 fincan şeker koyacağız. Şu gördüğünüz kahve fincanlarıyla ölçümüz bu. Unutmayın yumurtanın ölçüsü kadar şeker koyuyoruz. Bakın. Şimdi şöyle dolduruyorum. 1 gördünüz mü dolu. Ben bu tarifi yeni evlendiğim zaman bir genç kız vardı o mahallede oturan. İsmi de Halide'ydi. Eğer beni izlerse buradan ona çok selam söylüyorum. O öğretmişti bu tarifi. O zamandan beri yaparım. Hiçbir zaman da beni yanıltmadı. Hemen başlıyoruz. 3 yumurtaya 3 fincan şeker döküyoruz. Bakın çok kolay. Ölçümüz bu. 3 tane şeker koyduk. Şimdi şöyle çırpıcıyla çırpacağım. Yoksa bu çırpıcınız elinizde de çırpabilirsiniz tabii ki de ama bunlar rahatlık. Hemen şimdi ceyranımızı şöyle alalım kablomuzu. Şimdi burada hemen yumurtalarımı çırpmaya başlıyorum. Şöyle çırpıcı zaten her evde vardır bu blenderlardan. Mikser, blender değil yani karıştırdığına bakmayın. Şöyle bakın karıştırıyorum. Blenderini açalım. Şimdi köpürene kadar tamamen çırpacağız. Yumurta tamamen dağılsın ki güzel olsun. Çırptı. Bakın kıvamını görüyorsunuz mu? Böyle güzel akıcı bir kıvam olacak. Bu kamerada nedense bazen kendini karartıyor.
Bakın bu şekilde. Ne koyduk içine? 3 yumurta, 3 fincan da şeker koyduk. Şimdi ununu vereceğiz. Yine aynı ölçüler. Yumurta ölçüsüne göre ununu veriyoruz. Bakın şimdi. Kaşık koydumamış ki. Şöyle. Şöyle silmeye bakın ölçülerimize. 1. 2. 3. fincanımızı döküyoruz. Toplamda 3 yumurta, 3 fincan şeker koyduk. 3 fincan da un. Şu gördüğünüz bildiğiniz kahve fincanlarından. Onu da şöyle kenara alalım. Evet, gelenler hoş gelmişler. Merhabalar. Hayriyeciğim hoş geldin. Ben de sizi çok seviyorum. Sizlerin sayesinde kanalımız tabii ki de büyüyor, canlanıyor. Çok sağ olun, var olun. 3 fincan un, 3 yumurta ve 3 fincan da şekeri koydum. Rulo pastanın hamuruna. Şimdi bir tane vanilya. Şimdi onu unun hemen üstüne döküyorum. Işık niye kapatıyor kendini, onu da anlamıştım ya. Bir tane de kabartma tozu kullanacağız. Hamuru için. Bakın kabartma tozunu da döktük. Şimdi kaşık bak buradaymış, görmedik. Bir çimdikte tuz koyuyoruz. Şöyle küçücük bir çimdik. Bunu da eskiler sürekli koyar. Hani şeytan karışmasın işimize derler ya. Ben de o niyet devam ettiriyorum. Sürekli bir çimdik unutmazsam tabii ki de bazen de unutuyorum da. Evet. Şimdi vanilya, kabartma tozu 1 paket. 3 fincan un, 3 fincan şeker ve 3 tane yumurta. Rulo pastanın hamuru için. Şimdi unumuzu çırpıyoruz. Yumurtayı daha önceden şekerle çırptık. Çok güzel, bakın köpürdü, kabardı. Çok da güzel oldu. Şöyle onu da karıştıralım. Dakika. Şimdi kızlar, şimdi bir öne çıkan küçük bir video basacağım şurada, inşallah beceririm. YouTube bizim reklamımızı yapsın. Şurada mıydı? Yok, bu değildi. Öne çıkanlar videosunu kaydet. Tamam. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Unumuzu güzelce ne karıştırıyoruz. Evet. Şöyle hafif bir kaldırma yaptık, kendimizi batırdık. Neyse. Güzelce ne çırptık. Artık ön çırpma işlemimiz tamamdır. Şimdi bunu çıkaracağız tabii ki de. Canlı yayın olduğu için kızar tabii, böyle sorunlar olacak. Bunu çıkarmam için tabağımı almam lazım şuradan. Yumurtaların yanına koyayım ki batırmasın çok fazla ortalığı. Evet, şimdi bunun işi bitti. Şöyle kenara koyalım. Haliyle böyle dağda döke yapıyoruz. Normal yayın olsa bunlar böyle dağılmaz tabii ki de. Şekerimizi alalım, unumuzu alalım. Onları da bir kenara alalım. Şöyle toparlıyoruz yavaş yavaş. Çırpımcımıza gerek kalmadı. Bunu sütü çırparken çırpacağım. Şöyle bir toparlayamadım yavaş yavaş kızlar ve dağıtmayalım çok fazla. Şöyle alıyoruz. Bu pastayı benim büyük oğlan çok sever. Ona çok yapıyordum ama şu anda tabii yanımızda değil. Kendisi yola gidiyor. Şoför olduğu için
Onu çok yapardım, çok sever. İzliyse de der ki annem benden habersiz pasta yaptı. Muzları da şöyle alalım kenara. Tepsimiz burada. Bakın şöyle kocaman bir tepsiye yapacağım. Çünkü bunun ince olması lazım. Kalın olmaması lazım. Davul fırınım da burada kızlar. Gördüğünüz meşhur davul fırınım. Bu da yağlı kağıdım. Yağlı kağıt sereceğim ki çıkması kolay olsun. Ha yok mu evinizde yağlı kağıt? Hiç sorun değil. O zaman ne yapacaksınız? Bakın. Biz eskiden öyle yapardık. Şimdi yağlı kağıtlar çıktı kolaylık. Böyle tepsinin her yerine un sepelettirdik. Şimdi sepersem kokar. Yanık. Hadi şimdi böyle yağlı kağıt koyalım ki sizi çıkarmamız kolay olsun. Yoksa bulamazsak öyle de yaparız. Hiç sorun değil. Yani güzelce kapatmamız lazım. Şöyle tepsiye çıkmasın. Biraz keselim buradan. Eskiden yağlı kağıt falan yoktu. Ben öyle yapıyordum. Hemen tepsinin içine şöyle un sepeliyoruz. Asla yine yağ sürmüyoruz. Yağsız. O undan kaldırıyoruz. Şöyle spatula ile kaldırıyordum. Yine yaparım ama var şimdi yağlı kağıt. Zorlanmayın, değil mi? Bakın şimdi böyle yağlı kağıdı da içine tepsimizin koyuyoruz ki tamam. Burası az bir şey kaldı ama orası zarar etmez. Evet. Şimdi pastamızı hemen tepsimize döküyoruz. Şöyle bakın ben bu şekilde genelde gezdirerek döküyorum. Her yerine incecik yaydıracağız. Şimdi kaşık ne yaptık? Kaşığımız burada. Evet. Hiçbir şey ziyan etmeyeceğiz. İçini güzelce nasıl sıyıracağız? Şöyle tüm malzemeleri sıyıracağız. Ziyan olmasın. En çok sevdiğim pasta budur. Öyle çok fazla ben afilli pastalar yapmasını bilmiyorum. Aşırı pahalı işte bir sürü malzemeler. Yani yaparım istesem de çok fazla gerek görmüyoruz yani. Şimdi bakın döktük. Bu arada fırınımı da çalıştırayım ki o da bir taraftan kızsın. Hemen elektriğini takıyoruz. Siz benim meşhur davul fırınımı zaten biliyorsunuz. Daha önceki videolarımda anlattım. Gördünüz mü? Şöyle döktük. Buraya. Şimdi kaşık ile ne yapıyoruz? Bakın dediğim gibi yağlı kağıdınız yoksa hiç sorun değil. Altına un sepeleyin. Ama yağ sürmeyin. Sadece un. Bakın incecik şöyle yaydırıyoruz. Bakın her tarafına. Eşit miktarda elimizden geldiği kadar dağıtmaya çalışıyoruz. Şöyle. Gelenler bu arada hoş gelmişler. Bugün rulo pasta yapıyoruz. Ben bu pastayı çok seviyorum. Çok kolay yapması tabii. Ayrıntılı bir şekilde anlatanı bulursanız herkes yapabilir. Öğrenin kızlar, öğrenin. Bunu market şeyden, pastanelerden almaya kalksanız dünyanın parası. Bakın, şöyle güzel bakın, hop, kağıtla beraber kalkıyor. Yaydırıyoruz. Şöyle. Neyse, tepsiye de kaçan mı oluyor? Ne yapıyor? Ona baktım da. Ne yaptı biz? Diğerini. Çok az şu kenarına koyacağım kızlar. Çok dokunmuş o zaten. Çünkü kaşma yapmasın.
bu şekilde kenarından koydum ki kaldırdığım zaman kolay bir şekilde alayım. Mümkün olduğunca ince onu yaydırın kızlar bunu. Bakın şimdi şöyle yaydırıyorum. Tepsimin aldığı kadar her yerine eşit elimden geldiği kadar dağıtmaya çalışıyorum. Şöyle. Tamamdır. Şunu alalım kenara. Pastamızı bir güzel yaydırdım. Evet. Hazır. Bakın. Hazır fırına girmeye incecik yaydırdım. Şöyle kocaman bir tepsiye. Fırınımı çalıştırmıştım. Bakalım ne halinde. Açtı sunu. Ben hemen şimdi ne yapacağım? Şurada dursun. Sütünü hazırlayacağım. Tabii onları da buraya hazırlamıştım ama hemen buraya geliyorlar. Neyse markasını da görmeyin. Çünkü ben bunları kendi paramla aldım. Reklam falan yok kızlar. Evet. Şimdi muhallebisini hazırlayacağız. Onu da bir taraftan pişireceğiz. Ben hemen bunu hazırlayacağım. Ocağa koyacağım. Ocakta kaynatacağım. Teşekkür ederim. İmren miydi? Şimdi sütümüz 1 kilo süt kullanacağız. Ben hiç ölçmeyeceğim kızlar. Çünkü bunlar 1 kilo ya. Sütümüzü döküyoruz. Bir taraftan da muhallebisini yapacağız. Bir taraftan pastayı pişireceğiz. Hemen karıştıracağız. Şunu indirelim. 1 kilo süt döktük. Şekerimizi alıyoruz. Şimdi şöyle 1 bardakta şeker kullanacağız. Neyse şöyle dolduracağız kızlar. Yani o kadar şey yapıyoruz ama unutuyoruz yarısını. Bir kaşık da almam lazım da almam. Şimdi 1 kilo sütte 1 bardak şeker derseniz ben daha tatlı seviyorum. Birazcık daha yükseltin. Ben de biraz tatlı seviyorum. Birazcık fazla atacağım. Şöyle fincanı doldurmadım ama. Evet onu da ilave ettik. Kaşığımız yine lazım bize. Demek kaşık fazla getirmemiştik. Hemen ben bir kaşık alıp geliyorum. Evet. Kaşığımı getirdim. Çünkü ölçeceğim kızlar. Şimdi burada benim nişastam var. Nişasta 1 kiloya 3 yemek kaşığı. 1 2 3 yemek kaşığı nişasta tepeleme tepeleme koydum. 1 yemek kaşığı da un bağlamak için. Bakın onu da koyuyorum. Evet. Burada ne vardı? Kakaomuz vardı. Bakalım kakaomuz. Keselim. Şimdi onu açmaya uğraşırsak saatlerce. Bu sanırsam bitter çikolatanın kakaosu. Biraz siyah olacak kızlar söyleyeyim de. Bakalım ne kadar dökeyim. Şöyle biraz döktüm. Şunları şöyle alalım. Pastamızı hemen şimdi fırınımız bayağı kızdı. Fırına verelim. Hop. Haydi bismillah. Piş bakalım sen orada. Fırına verdik pastamızı. Ne yaptık? Kakaomuzu, şekerimizi, nişastamızı döktük. Çırpma telimizi alıyoruz. Şöyle makinede de çırpmaz ama şimdi onu yıkaması var gibi. Onun için hemen elimizle. Çok kara olursa zaten hepsini dökmeyeceğim. Kakaonu yeterli. Bayağı da olacak. Çünkü bu koyusunda
Evet, canlı yayına gelenler hoş gelmişler. Bugün burada pasta yapıyoruz. Ölçülü veriyorum kızlar size. İyi bakın ha. İmren, hoş geldin. Uzak olduğu için okumada da sorunlar yaşıyoruz. Tabii ki haliyle yaşında olduğu için. Şöyle karıştırıyoruz. Buna vanilya dökmeyeceğim çünkü hamuruna koyduğum gerek yok. Ha, isterseniz koyabilirsiniz. Bakın şimdi kızlar, karıştırdım ben bunu, hazır. Şimdi ben bunu ocağa koyacağım. Hem onu hem bunu, ikisini idare edeceğim. İki arada gezeceğim, kusura bakmayın. Hemen götürüyorum ocağa. Evet, ocağımıza koyduk. Şimdi bunları yavaş yavaş yine toplayalım. Devam edeceğiz. Sakın beni yalnız bırakmayın. Alıp başınıza gitmeyin. Ben arada ona bakacağım, arada buna bakacağım. Hemen şimdi bunları alalım. Evet, pastamıza da bakalım. Benim davul fırın biraz hızlı çekiyor kızlar. Siz normal saatli ayarlı fırında pişirirseniz 180-200 derece arasında pişirin. Ben bunu çünkü kontrol ederek pişiriyorum. Evet, daha henüz kızarmamış tabii ki de. Devam edelim. Şöyle bir yandan da temizlik. Ben hemen şimdi ocakta muhallebiye bakıyorum. Evet. Şöyle bezimizi zor bıraktık. Kontrol etmemiz lazım, yoksa yanar. Oo, çok güzel olmuş. Başlamış kızarma. 5 dakika içinde hazır olacak. Bir taraftan da ocağa bakıyorum. Git gel yapıyoruz ama kusura bakmayın, evde bir tane küçük tüp var dışarıda, onu dolduracağım. Onu da şuraya koyup hepsini birden artık yapacağım. Bu gidişle öyle yapmak lazım kızlar. Git gel, beni sizi bırakıp gidiyorum çünkü.
Ocakta muhallebimiz pişiyor. Puding yani muhallebi puding her neyse ikisi de aynı. Onu kaynadığı zaman bu da zaten pişmek üzere. İnce olduğu zaman için çok çabuk pişecek bu. Yani bak çok da güzel. Şu ortaya az bir şey kalmış. Pişmiş sayılır. Ölçünü tutmaması gibi bir şey yok. Bu ölçülerde yaparsanız birebir ölçülüyor. Rulo pasta yapacaksınız. Lezzeti de tamdır. Ölçüler çünkü şekeri tadı da tamdır kızlar. Herkes yapabilir. Evli, bekar, bayan, erkek herkes de bu tarifi yapabilir. Çünkü birebir göstererek yapıyorum. Ocakta da muhallebimiz kaynıyor. Artık onu biliyorsunuz. Sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Zaten her an olmak üzere. Pastamızı hemen ben kapatıyorum. Çünkü kızarmaya başladı. Muhallebimize bakıyorum. Açalım kapağını görelim. Bir de yakmayalım sıcağında. Tamamdır. Süper olmuş. Çok da güzel olmuş. Sen bekle burada bize. Muhallebi de olmak üzere zaten. Kapağı açık kalsa da olur.
Yok işte şöyle bir kaşık alalım. Evet, geldim kızlar. Sakın beni bırakıp gitmeyin dedim. İnşallah bırakmamışsınızdır. 4 tane mi kaldınız? Çok ayıp. Evet, muhallebimiz pişti. Kıvamı tam kıvamda. Şöyle size göstereyim bak kızlar. Kıvamını görüyor musunuz? Böyle ne çok koyu ne çok sulu bir kıvam olacak. Hemen şimdi pastamızı çıkaracağız. Çok az içine de tereyağı atacağım. Evet. Şimdi tereyağımızı getirdik. Şu kapımızı örtelim. Tepsimiz lazım. Onu da alalım bakalım. Lazım olursa tepsi verir. Evet. Geldim ben. Şimdi birazcık tereyağı atacağım. Bu hakiki tereyağıdır kızlar. Paraya kıydım aldım. Ne yapayım yani? Sürekli margarin margarin. Şöyle bir parça tereyağdan attım. Bu neden atıyoruz? Bu da parlaklık versin diye. Başka bir şey yok. Şöyle bir güzel bir parlaklık verecek bu. Onu da şöyle karıştıralım. Zaten sıcağından hemen eriyecek. Bakın kıvamını gördünüz mü? Bu soğuyunca tam ayarında oluyor. Bakın kıvam bu. Hani sulu gibi bakmayın. Gerçekten tam kıvam budur kızlar. Şimdi hemen pastamızı çıkaralım. Hemencecikini yapacağız çünkü beklemeyeceğiz. Sıcak sıcak olması lazım. Hem pasta hem muhallebi. Gördünüz mü? Pastamız da fırından çıktı. İncecik ama yumuşacık fıs fıs. Çok güzel oluyor bu. Benim verdiğim ölçülerde yaparsanız asla yanılmazsınız. Şunu da indirelim bir kenara. Şimdi muzlarım buradan pazardan almıştım. Muzlarım burada. Pastamızı bir çıkaralım bakalım tepsiden. Koparmamız lazım tabii ki de. Şöyle. Hop. Şöyle bunu ters çevireceğiz. Koparacağız haliyle değil mi? Ölçülere iyi bakın. Bu ölçüleri yaparsanız muhakkak tutturursunuz. Şimdi yağlı kağıtları koparıyoruz. Sıcak ya. Ellerim yandı. Dediğim gibi yağlı kağıdınız yoksa hiç sorun değil. Tepsiye sadece un sepereyim. Dibine şöyle elekle ya da elinizle serpiştirin. Unu o şekilde dökün bu hamuru. Nasıl koparacaksınız? Şöyle spatula var ya. Koparın, onları. Alttan böyle böyle döne döne koparın tepside. Yine de olur yani. Yağlı kağıdı olmayanlar. Şöyle bu pasta hamurunu bir taraftan yapın. Bir taraftan çocuklar yemesini çok sever. Evet. Hiç yağ kullanmadık bakın. Bunun o pastada. Hiç yağ kullanmadık. Sıfır yağlı. Şöyle. Bir koparma işlemini yapalım ki gördünüz mü? Pastamızın şeyini kopardık. Kağıtları kopardık. Bakın. Gördünüz mü? Bu şekilde olacak. İncecik. Kalın da değil. Verdiğim ölçüler böyle olacak. Şimdi böyle alt kısmına aynı tepsiye saracağım. Çünkü sıcak. Bunu alıp da başka tepsiye şimdi geçirmek isterim ama normalde videoyu çeksem tabii ki de geçiririm. Şimdi bu batık biraz. Ama
Bunu alıp geçirmek de bir sorun yani arkadaşlar. Sıcak ya. Kusura bakmayın yani. Siz ayırabilirsiniz. Ayrı tepsiye yapın. Böyle ya da büyük tepside dursun. Hiç de sorun değil. Şimdi muhallebimiz burada. Pudingimiz, muhallebimiz her neyse. İkisi de aynı bence. Hemen ne yapıyoruz? Sıcak pasta mı sıcak? Bu sıcak. İçine yaydırıyoruz. Şimdi bunu getireceğiz. Görüyorsunuz değil mi kızlar? Bu arada yeni gelenler beğeni atarsanız çok memnun olurum. Sohbet bölümüne de yazabilirsiniz. Güzel yorumlar yazabilirsiniz. Abone değilseniz de kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Abone olursanız kanalımız tabii günden güne büyüyecek, desteğiniz sayesinde. Sizlerin desteği olmadan tabii büyümesi imkansız. Gördüğünüz gibi sıcak sıcak muhallebiye bayağı da siyah olmuş. Hem hepsini dökmedik kakaonun ama isterseniz biraz da çikolata da atabilirsiniz bunun içine. Çikolata olsun. Tabii sizin zevkinize kalmış. Bakın güzelce yaydırdık. Hepsini sürmüyorum. Şimdi ben ne yapacaktım? Muz koyacaktım. Ha, muz koymak zorunda değilsiniz. Ama ben şimdi bunu pazardan almıştım. Ne zaman? Çarşamba günü aldım. Küçük oğlan yedi biraz. Yedi yemedi ya. O da mübarek elik. Öyle bir öyle iştahsız gıdasız ki kocaman olsa yer ama küçük pek yemedi. Şimdi muz koyacağım. Şöyle şuradan koyuyoruz. Bir tane koyduk. Tamam, bir daha koyacağız. Şu kocaman canayı koyalım. Hop, sen mi koptun? Hadi seni koyalım o zaman. Mecbur değilsiniz muz koymaya. Ben var diye koyuyorum. Yoksa böyle de olur. Gelenler hoş gelmişler. Lütfen yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin kızlar. Elimden geldiği kadar sizlere canlı canlı her aşamasını göstermeye çalışıyorum. Böyle gösterince sanmam göreceksiniz yani. Çok az görürsünüz. Bu tarif özellikle birebir tutan tariftir. Hiç yanılmaz. Hiç. O diğer yaptığınız yapılan rulo pastalara da benzemez. Bakın şöyle koydum. İki tane yetmedi. Bir tanesinin de yarısını koydum. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Görüyorsunuz değil mi? İnşallah görüyorsunuzdur. Şöyle bunu saracağız sıcak sıcak. Bakın. Sıcak. Keki sıcak. Şöyle sarıyoruz. Bak bu ölçüler var ya süperdir. Şöyle buradan da kapatalım. Şöyle uzun ekmek gibi. Biliyorsunuz ya, fırınlardan aldığınız uzun ekmeklere benzer. Şöyle her tarafından yapıştıralım. Sıcak ya, bu zaten yapışacak hemen. Çok güzel olmuş yalnız kek var ya. Süper tutmuş ölçüsü. Zaten bu ölçü çok tuttuğu için size birebir canlı göstermek istedim. Yanılma yapmaz. Yağ da konmuyor bu hamura. Malzeme listesini yazacağım aşağıya kızlar. Videoyu biraz hani muhallebiyi pişirirken oraya gittim geldim ama kusura bakmayın. Bir küçük tüpü var onu dolduracağım. Şuraya koyacağım. Hep birlikte her aşamasını yapacağız. Bakın şöyle uzun ekmek gibi sardık. Her tarafını yapıştırdık. Sıcak ya bu zaten hemen yapışacak. Bekletmiyoruz çünkü. Şimdi ne yapıyoruz? Bu kalan muhallebiyi de şöyle üzerine süreceğiz. Şöyle yanımıza alalım. Fazla batırmamaya özen gösterelim. Yine de batacak ama artık kusura bakmayın yani. Ben bunu şimdi başka kalıba aktaramam. Bu bir canlı yayın kızlar. Bu kadar da olacak yani. Tabii şöyle çekelim bakalım siz de kenara. Vallahi çok uzun zamandır ben bu pastayı yapmıyorum. Canım da bayağı istedi. Dedim ben kendime yapacağım da şu benim sağ dışları arkadaşlara, takipçilerime vereyim bu tarifi. Niye vermeyeyim ki yani? Daha önce belki verdim ben bunu kanalımda da çok eskilerde kaldı. Bir de o zamanki bilmiyoruz yani tam videoyu böyle nasıl alıyor, nasıl çok yakın planda. Bir elimizde kamera, bir elimizde çırpmayla hiç güzel çekemedik. Şimdi düzgün çekeriz inşallah olmuştur.
Bakın şöyle her yerini kapatacak şekilde bir küçük kaşık daha getireyim ben buraya. Döküyoruz. Kocaman geldi ya. Bıçak da getirdik. Kaşığımı aldım, bıçağımı aldım. Bakın böyle şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu böyle güzelce ne? Her tarafını yaydıracağız. Tekrar dökeceğiz tabii ki de. Çok batmasın tepsi. Çünkü canlı yayında batık ortalık demesinler. Biraz da buradan sürelim. Dur. Evet, canlı yayına gelenler, yeni gelenler hoş gelmişler. Bugün sizlere birebir ölçü canlı canlı rulo pasta tarifi veriyorum. Bir tek muhallebisini yaparken oraya götüremedim kamerayı. Onu da biliyorsunuz sürekli karıştırarak pişireceksiniz. Başka bir şey yok. Ama küçük tüpü dolduruyorum şuraya koyacağım yanına. Zaten yaz geldiği zaman da bahçede canlı yayınlarımızı yapacağız kızlar. Kanalımı beğenen, seven buyursun gelsin. Çıkın çıkın gelin. En iyi tarifler böyle canlı yayında yapılan tariflerdir. Becerip becermediniz çıkar meydana. Ne kadar becerikli olduğunuz meydana çıkar. Öbür türlü tamam o da oluyor yani. Hep canlı yayını veremiyoruz. Normal video da yapıyoruz da. O türlü yapanlara genelde mesela beceremedim ne yapıyor? Gidiyor tekrar aynı ölçüyü tekrar yapar. Mümkün olduğunca canlı yayınları takip edin. Bak 90'ların aynen biz de eskiydik zaten eskiyiz. Yaşımızı söylemiyoruz da. Söylemeyen yaşım çıkmasın meydana. Aynen bak 90'ların evet. Diyorum ya. Yani ben 20 yaşında yeni evlendiğim zaman komşu kızımız vardı. Bilmiyorum o benden 1-2 yaş büyük müydü? Akran mıydık? Şimdi tam bilemeyeceğim. Kirada oturduğumuz bir evde. Gelirdi böyle. Haydi eşim tabii büyük benden olduğu için yenge derler. Bu pastayı yapsana şöyle böyle. Tabii ben biliyordum da tam böyle ölçüyü bilmiyordum. Dedi yenge böyle böyle. Yani ölçüyü birebir verdi o kız bana. Allah razı olsun. İsmi de Halide'dir bak unutmuyorum. Eğer tanıyıp da canlı yayınıma bakarsa buradan kendisine çok selam olsun. Vermiş olduğu tarifi yıllardır yapıyorum. Sağ olsun var olsun. Bakın. Her yerini sıvadık. Kreması, pastası, muhallebisi her neyse. Neydi bu? Krema değil tabii. Krema mı bu? Değil. Muhallebi. Şimdi kızlar ben bunu size tadımını da göstereyim de bunun donması lazım. Yoksa başka bir şey yok. Çok sıcak. Keserken yayılır. Bayağı bir sürdük. Bakın çok az dibine kaldı. Onu da bir tabağa dökeceğim. Puding yesin küçük oğlan. Şöyle bıçakla da düzeltebilirsiniz. Bir şekilde de tüketebilirsiniz. İstediğiniz gibi. İstediğiniz gibi bak. Her yerini uzun ekmek gibi muhallebiyle kapattım. Çok güzel. Ağzım da battı galiba. Evet. Ben de çok ya yaşımızı söylemeyelim çıkmasın böyle. Evet kızlar. Pastamız hazır oldu. Şimdi ben bunu dilimleyemem. Çok sıcak olduğu için bu soğuması lazım. Elim batırmışım. Soğuması lazım tamamen. Şimdi ben bunu buzdolabına koyamam. Kocaman tepsiye yaptım. Pişirdiğim tepsiye. Haliyle dışarıda bu. 2-3 saatte soğuyacak. Çocuk da okuldan geldiği zaman keseceğiz. Afiyetle tüketeceğiz. Yanına içecek. Artıkın asitli asitsiz içecek. O size kalmış. İstediğinizi tüketebilirsiniz. Çay yapabilirsiniz. Pastamız hazır. Bakın.
Tabii tepsimiz kendi pişirdiğimiz tepside ama umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde yapıyorum yani. Yaptığım pasta budur kızlar benim. Hem kolay hem basit ölçüler tam. Siz de durmayın. Hadi kalkın yapın yani. Akşama kadar bunu rahatlıkla yaparsınız. Ölçüleri de yazacağım altına, malzeme listesini zaten. Onları da yazacağım. Herkes yapsın. Ne kadar zaman durmuşum canlı yayında? Bir bakalım kızlar. Bakın gördünüz mü? 45 dakikada ben bu pastayı yapmışım. Siz de yaparsınız. Çok uzun zaman değil. Bir saat bile tutmadı. Hadi şimdilik benden bu kadar kızlar. Ne yazmışsın? Hindistan cevizi kar yağdırın üstüne. Şu anda evde Hindistan cevizi yok. Olur tabii ki de, olmaz mı? Hatta beyaz çikolata da eritip şöyle şekil şahane yapabiliriz. Ama gerek yok kızlar ya. Bu kadar masraf yani. Böyle de inir. Böyle de inir. Hadi benden bu kadar kızlar. Kapatıyorum canlı yayınımı. Hoşça kalın bakalım. Kendinize iyi bakın. Benim videolarımı kaçırmayın. Canlı yayınlarımı kaçırmayın. Arada da küçük küçük de olsa short videoları atıyorum. Onları da izleyin arada. Ne yapalım yani? Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kapatayım artık canlı yayını kızlar. Gene görüşürüz inşallah. Ölmez sağ olursaydık.